hayır hissedeceğim ilgisiz. Gençiz güzeliz ama biraz da işsiz. Süreç günü doğanlarımız halen biraz bilinçsiz. Bizden kırık değiller, kalbimizin kırıklar. Ne kırıklığımız inör ile demirler ki kırık da bir insan. Devlet naşaniyeti bazar kardeşlerimizi Bıcız kamsumları taze iPhone'ları görünce dayanamayız elimiz gidince be. Bizden kırık değiller, kalbimizi kırıyorlar. Ne kırılmamızı görüyorlar, demirler ki kırık da bir insan. Duyarlı bir kül genciyim. Bizde yalan yok kahveler arkamda. Söylenlere inanmayacaksınız.
Benim diyalektik değişimi işlerine sindiremiyorum. Çünkü ben değişmeyen tek şey değişimi ta kendisidir felsefesiyle büyüdüğüm için biraz değişime uğramışam bilirsiniz. Mesela örnek verim. Bu eğitimin parayla satılmasına karşıyam ben bireyim. Kesin var orada bir kuluplu ha. Abi de liberal ekonomi yok kafamın çok bulanık idi. Demokratikleşme süreci gerçekleşmeyince mesele ekonomiye vurdu. Ekonomi kime vurdu? Babama vurdu. Babam kime vurdu? Benim namus benim cebime vurdu. Yani bugünlerde sizin gibi parasal sorun yaşadığım doğrudur. Neyse boş koy meselemize gelin. Ahmet sporu bilirsiniz. Ahmet spor önüne gelene çakı. Bursa sporu elemişik, paramparça etmişik. Fener'le sağımızda uçuş beraber kalmışız. Damoslalar Feyzo sinirli caddede volt atmaktadır. Feyzo! Siyasidir öyle kafasında keleş elleri. Süreç kritik. Halk suskun. Gençlik uykuda. Bir şey yapmalı. Feyzo'nu topla futbolla işi olmaz. Dungur. Ya bu ne? Taşlarını etmeğe başlamazsa ben de bir şey bilmiyorum. Ardından bağırışmalar sloganla. Büji Ahmet Sibor, Büji Tarafı. Ya kavuşan o ya bir lan. Bu ya oğlum ne yapıyorsan ya. Polis moles görecek, 12 maç ceza yazacak. Paramız da var ya. En güzel yorumu da köşede kendine çayını içen Eko yapmış. Evlat Tecer, sonunda bizim de kendimizi ifade edebileceğimiz bir örgütümüz oldu yani. Ama spor şerefine 3 gün 40 hızlık yapmayacağım. Merhaba. Hoş geldiniz. Siyasi abi ben. Politik bir geçmişe sahibiz. Mahallemizdeki lümpen gençleri harekete katmak için çeşitli çalışmalar yapmaktayız. Geldik, buyurun izliyoruz. Ya bireyim sokakta kadınlar, meclisde kadınlar, Rojava devriminde kadınlar. Da sıfır kadınlar. Ya bireyim bu politikamızın ısrarı da nerelere vardı ya. Ama oğlum yanlış anlamayın oğlumliydi. Oturmuşlar sur dibinde çıkara içerler. Kırık var ha bilinç taşır bizim keko. Ulu oğlum bak bundan sonra çıkara mı kadar içmek yok ha. Ben kabul etmeyeyim. Kırık hızlığı da bırakın ha tamam. Bu derece bizi bilerek metropollere sürmedi. Mahsak birbirimizi yakanlıysa. Bu nedir oğlum? Bırakmışsam dedim sana. Bak tokat yap, sınıyamam. Onlar da anlamış gibi kafa sallıyor. Katliyem abim benim. Aferin. Onaylamasak da adam döver her zamanki gibi. Ama kendini ifade ediş biçimi başkadır artık. Ulan rıçşşş! Kahpa valla bila. Siyasiler zindanda halkımız direni. Rojava dünyayı sallarken bu yaptığına pusuk denir oğlum. Ulan rıçşşş! Abi ben de bıraktım. Aferin. Oturmuşlar her serde çay içerler çetoyla. Muhabbet şöyle geçsin. Yani bireyim kahrolası biz Orta Doğu sömürge ülkesiyiz diye yani bizim ekolojik toplum kaygımız olmasın. Ne bileyim örnek verin mesela for example. Partimiz, paradigmamız, kerpiç evlerimiz. Ne bileyim inek poh ediyse din yapıyoruz. Hepsi ekoloji. Çeto da çayından bir yudum alayım ve değil ki. Şimdi de Ramazan abinin kahvesindeyiz. Yine de keko düzgün çekmeye devam edin. Buyurun. Kalkın oğlum uyuşuk yurtlar. Nedir böyle boş boş oturuyorsunuz he? Makurban olduğum demedi. İçinde siyaset olmayan gün bize haram. Kim dedi? Bireyim, bizde isim vermek olmuyor. Oğlum şimdi o eş başkanlık sistemi nasıl oluyor? Yani birisi eş, birisi başkan oluyor. Hangisi eş, hangisi başkan oluyor oğlum? Oğlum bu
Avulat abi koca oluyorlar, ne oluyorlar? Avulat yastıkta kocalar, yoksa bir koltukta kocalar. Hele onlar kavrayamıyor ama. Gel kom oyunu kom, hepsine çay getir, gel kom. Ya eş lafını unutun bir kere. Hep serokatiye, yani eş başkaniye. Ve hevre, beraber. Bir anam soru, bir eşo soru. Feyzo da hem terli hem de soruları cevapsız bırakmamak için kendi kendine bunalı. Ya öyle değil. Güzel partisi değil. Süreci kurtarmaya çalışıyoruz. Yani daha derin devlet, heva. Oğlum derin devlet nedir? Yani devlet derin dibine batmıymış. He oğlum, eskiden biz dört parçaydık, şimdi Rojava'da üç tane balkon oldu. Oldu altı parça, yedi parça. Ya biz kara parça olmuşuz ya. Oğlum bu parçaları kim birleştirecek? Kanton sistemi şöyle bir... Bir kanton dedin Mesut, ne aklıma geldi? Gel o ağacı kapısa Mesut'a getir, gel ko. Feyzo abi, ben anlamadım, bir daha alayım. Kam sakın Ayşo, peşişi kaltıya koyarak kurmancıyı duvara bakıyorum. Oğlum şimdi devlet bu sorunu çözmek istiyor istemi. Yani hem çözmek isteyen istemi. Bu devlet nanesi nedir? Feyzo abi, şimdi ben anlamadım. Bu devlet hem FETÖ'ye karşıdır. Hem Rojava'daki çetelere silah gönderip aslında FETÖ'ye karşı değil. Aslında Rojava'ya karşıdır. Oğlum o Kıbrıs meselesi ne oluyor? Kıbrıs. O denize kaya çıkmış bir gününle askeri çıkıyor üstüne bir gün Türk askeri. Oğlum o kayada ne var? Neyse abi, şimdi referandumda he çıktı ya, aslında yok çıktı. Şimdi 24 Haziran'da seçim olsa he çıksa yok çıkacak, yoksa yok çıksa he çıkacak. Ya hakikaten kafam karıştı. Ya ben bir konuyu baştan toparlayayım. Feyzo iflahı kesilmiş, kapıda kekoyla durum tespiti yapıyor. Kadınlar diye kendilerini siyasetten uzak tutunca anlamalar kolay olmuyor tabii Heval Keko. Ben en iyisi yarın yine geleyim. Feyzo arkadaş! Bence anamla Eşo'yu eksik değerlendiriyor. Olabilir tabii. Abunlar var ya abunlar. Abunlar bildiğin süzme piştir. Heval usluk. Heval ne usluk ya? Görmüşsün Sabahattin bana iş yaptırıyorlar ya. Yok çayı getir, yok yemek yap, onu yap, şunu yap, bunu yap ya. Yeter bıktım ya. Bak ne zaman sen gelsen iş yap ya. Bak haberin var. Gerekirse öz eleştirimizi veririz ha. Allah Allah ya. Ben Çato, Keko'nun kader arkadaşıyım. Sorunları beraber yaşıyor, beraber çözüm üretiyor, beraber gazıyor. Yani anlayacağınız yediğimiz içtiğimiz ayrı. Hatta bir gün şu yandaş medyanın alternatifsiz rahatlığı halkımıza kendi özgür yayınımızı yapmaya karar verdik Keko'yla. Buyur Keko. Evet sayın seyirciler, yayınımıza sabah kasetiyle başlayık. Hangi Müslüman yazar diğerine nasıl laf sokuyor? Hangisi aradaymış gibi yapıyor, hangisi başbakan ayak çekiyor? Birazdan... De haber saati. Bazılarının başbakanı bu gibi ayak çekti. Bakanlar çocuklarının ayakkabı kutularındaki trilyonları için endişeli. Yeni bir sancı polis ve kaset davası kapıydı. Evet sayın seyirciler, objektif yayıncılığımıza devam ediyor. Şimdi de Ramazan abinin kahvesinden canlı yayındayız. Evet sayın seyirciler, şimdi canlı yayınımızda düzen kurdu Brez Hale Şikri ile birlikte ortalığa saçılan kuşlukları konuşacağız. Evet, düzen kurdu ormanı zorlaştığı bu günlerde Hale Şikri gerekli imanı nerede buluyor acaba? Soralım. Ya sayın Hale Şikri, sen ilk ne zaman düzen kurdu oldun? Ne düzeni? Ne kürdü? Bu hangi kanaldı? Çekme ulan! Gördünüz, söyleyecek sözü yoktur. Evet sayın seyirciler, her türlü zorluğa rağmen yayınımıza devam ediyor. Şimdi de Keko'nun babası Brez Süleyman Çiçek'i yayına alıyoruz. Evet sayın seyirciler, şimdi canlı yayınımızda Brez Süleyman Çiçek ile birlikte gündemi değerlendireceğiz. Kıyım kendimize dinliyor, kilo alak. Ya sayın Brez Süleyman Çiçek, öncelikle davetimizi kabul etmeyi, yayınımıza zorla konuk olduğun için sana teşekkür ederim. Ne diyorsun sen? Ne yapıyorsun sen burada? Ulan Keko ne yapıyorsun? Televizyona çıkmışsın. Ne? Burası hangi televizyondan çıkmış? Ulan bu hangi kanaldı? Bizde isim vermek olmuyor buraya mı? Ulan ben buraya bir sene yapacağım. Dur sen. Evet ya, sayın seyirciler. Yayınımıza kesintisiz devam edin. Aha ses. Ne? Ne oldu? Ya ona bak ya. Ya da 24 Haziran'a var. Utka diler trafoya girdi. Ne oldu İbrahim'in? Yayın çözüldü. Yayın çözüldü. Ya,
Şimdi sen o baban fişi çekti ya, bak ses geldi. Abi namus yapabilir o potansiyeli var. Teknik bir arızadan dolayı yayınımıza ara vermek zorunda kaldım. Evet sayın seyirciler. Şimdi de ketkularım da buradayım. Ben size anlamadım ketkularım.